Piyasanın içinde bulunduğu dönemde bunca karışıklık yetmezmiş gibi bir de BUSD krizi başımıza geldi. BUSD krizi neden çıktı? SEC neden BUSD ile uğraşıyor? Binance ile uğraşıyor. Bunun sonucunda ne elde etmek istiyor? Ve bu hareket yatırımcıları nasıl etkileyecek? Bunların hepsini bu videoda bulacaksınız. Ve kafanızda izledikten sonra soru işareti kalmayacak. Eğer kalırsa da yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videomda bunlara yer vereceğime sizlere söz veriyorum. Şuradan başlamak istiyorum önümüzde BUSD Tether paritesi var yani iki stabil coin'in karşılaştırması normalde birebir olması gerekirken BUSD'nin çıkar haberler sonucunda Tether karşısında değer kaybettiğini şu an 4 saatlikte son banklar incelediğimizde de tekrardan bu değeri geri kazanmaya çalıştığını görebiliyoruz. Peki neden böyle bir duruma düştü BUSD biliyorsunuz stabil coin'lerin üreticileri vardır ihraççıları vardır. Bunlardan Paxos Binance için çalışıyor ve Binance USD yani BUSD üretimini sağlıyor Ve bazı dönemlerde de Piyasaya BUSD sürülmesi gerekiyor Ya nasıl e, Tether piyasada arz arttırdığını bildiriyor vesaire BUSD'nin de bunu yapması gerekiyor çünkü BUSD de çok kullanılan ve değeri yüksek Stablecoinlerden bir tanesi Binance bunu da zaten kullanımını teşvik etmek için birçok kampanya ve etkinlik düzenliyor Şimdi burada Borsa komisyonu SEC önce gitti Kraken'in kapısını çaldı ve dedi ki sen staking işlemlerini durduracaksın ve bana da 30 milyon dolar para cezası ödeyeceksin ki ben seni dava sürecine taşımayayım. Bu cezayı kabul etti Kraken ve kapıyı kapattı. Geldi ikinci sırada. Nereye geldi? Paxos ve Binance'a yani BUSD'ye geldi. Neden bunlarla uğraşıyor? Bunun kafamda şekillenen iki nedeni var. Birincisi FTX krizi ve bu kriz sonucunda oluşan değişik yani hukuku sekteye uğratabilecek oluşumlar. İkincisi Luna krizi ve buradaki stabil coin'in yaşadığı ve yatırımcıları zarara uğrattığı senaryo. Bunlardan sonra şimdi Sekin ilk başlıklarında kriptolar yer aldığını görüyoruz. Çünkü arka arkaya kriptolarla ilgili düzenlemeler yapmaya çalışıyor, yargılamalar yapmaya çalışıyor, yaptırım yapmaya çalışıyor. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum. Piyasanın ileri gelenleri yani CZ Binance gibi Ya da bu piyasada e, Örnek veriyorum size arkadaşlar e, Herhangi bir Platformun kurucuları Diyebiliriz buna bu platform kurucuları SEK'e karşı çıkıyor çıkma nedenleri ise şu Diyorlar ki Kripto paralar hakkında bir düzenleme yapılmadı Yani herhangi bir kanun yok ve bu kanunlar henüz gelmeden düzenlemeler yapılmadan Sizin Rastgele e, kurumlara Projelere yaptırım yapmanız saçma diyor ben burada e, bu kuruluşların liderlerine katılıyorum bir düzenleme gelmeden rastgele yaptırım yapmak sıkıntıdır bakıyoruz Biden çıkıyor açıklama yapıyor kriptolarla ilgili düzenleme gelecek 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 sonra 3 ay sonra bir açıklama yapılıyor ertelemek zorunda kaldı yani düzenleme yapılması gerekirken düzenleme yapılmıyor ancak yaptırım yapılıyor bu biraz sıkıntılı bir süreç aslında birazcık işin cıvkının çıktığını gösteriyor Devam edelim. Neden Paxos'la uğraşıyor? Paxos'un bir menkul kıymet olduğunu ve bu ya Paxos'un pardon, BUSD'nin bir menkul kıymet olduğunu ve bunun üretimini durdurmasını istedi. Sorun burada başladı. Bu süreçte menkul kıymet olup olmadığı konusunda CZ'nin açıklamalarına baktığımızda ki CZ'nin açıklamaları da şurada karşımıza çıkıyor. Menkul kıymet olmadığını eğer böyle bir açıklama sonucunda menkul kıymet olarak değerlendirilirse Kripto piyasasında çok büyük değişiklikler olacağını söylüyor. Ki haklı da arkadaşlar. Çünkü menkul kıymet olması durumunda Paxos gibi şirketlerin e, üretimlerinde sıkıntı yaşanacak. Onun haricinde kripto para sektöründe bir sek baskısı oluşacak. Çünkü e, sekin açılımına baktığımızda ABD menkul kıymet ve borsa komisyonu demek. Menkul kıymet ve borsa komisyonu yani BUSD'lerin stabil coin'lerin çoğunun Menkul kıymet olarak değerlendirileceği anlamına geliyor. Şimdi burada bir teori var. Teori şu Circle adlı Paxos'a rakip bir şirket Bu şikayeti bulundurdu. Yani bu şikayeti Circle yaptı. Ancak Binance'ın CEO'su CZ Binance katıldığı bir AMA etkinliğinde ama da arkadaşlar soru cevap etkinliği olarak Söyleyeyim sizlere soru cevap etkinliğinde şunu söyledi dedi ki Circle Bunu yaptığını düşünmüyorum Çünkü bu Circle'a da zarar verir. Yani sadece tek taraflı bir zararı olmaz. Bunu, bir satranç oyununa benzetirsek veziri almak için kendi vezirini feda etmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu yapacağını düşünmüyorum dedi. Ancak düşünmemesi yapmadığı anlamına da gelmiyor olabilir. Bakacağız ve ilerleyen dönemlerde bu ortaya çıkacak. Şimdi bir diğer sorun şurada. Eğer ki Gezebines tam anlamıyla BUSD'nin arkasında dursaydı çok fazla endişelenmeyecektik. Ancak şuradaki açıklamaların hepsini okudum ve size bunun özetini geçeceğim. Buradaki açıklamalarda şunu söylüyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Paxos da çıkıyor ve diyor ki biz de seke karşı çok sert bir şekilde savunma yapacağız. Yani kabullenme süreci yok. Kraken kabullenmişti. BUSD ve Binance diyor ki biz bunu kabullenmiyoruz. Karşı duracağız. Ancak Paxos'un açıklamasına bakıyoruz. Paxos diyor ki ben BUSD'yi 2024 Şubat ayına kadar dolarla birebir tutacağım. Ancak bundan sonrası için garanti veremiyorum diyor. Bu ne demek oluyor? Endişeleri var. Binance CEO'su ne diyor? Yük öngörülebilir gelecekte BUSD'yi desteklemeye devam edeceğiz. Öngörülebilir gelecek ne? Öngörülebilir gelecek bir ay sonrası mı? İki ay sonrası mı? Yani burada insanları şüpheye düşürüyor. Ancak birden de çıkışı sağlamıyor ki kendileri zor duruma düşmesin kendi dillerinde saf olarak nitelendirdikleri piyasadaki yatırımcıları koruma deposunu bozmasın, akışı bozulmasın diye ve piyasa zarar görmesin diye bu şekilde üstü kapalı bir açıklama yapıyor. Ve insanlara şunu da söylüyor. Diyor ki eğer ki kullandığınız ana parite BUSD ise yani örnek veriyorum Bitcoin alacaksınız. Bitcoin BUSD paritesi üzerinden alıyorsanız bunları yavaş yavaş Tether'e ve diğer paritelere kaydırmanız gerektiğini söylüyor. Burada ne olacak? Burada olacak olan gelişme şu. Zaman içerisinde Tether'e akış artacak. Ve Tether'in market cap değeri artacak. BUSD'nin ise azalacak. Market cap değeri azaldığında ve arzı azalmadığında yani market cap ile orantılı bir şekilde arz azalması yapmadığı sürece BUSD değer kaybedecek. Binance bunu bir süre tutar diye düşünüyorum. ve bu bir süre bir ayda olabilir, on ayda olabilir. Bir süre tutar ancak sonrasında eğer ki bu sorun çözüme ulaşmazsa BUSD değer kaybetmeye başlayacak. Yani birebir özelliğini kaybedecek. Şurada gördüğünüz BUSD grafiği düşüşe geçecek ve bu düşüş sonrasında da elinde BUSD tutan, yani stabil coin tutuyor sonuçta dolar yani BUSD tutan yatırımcılar zarar etmiş olacak bir nevi. Şimdi buradan bizim yapmamız gereken, anlamamız gereken veriler nedir? Anlamamız gereken veri şu. Sek, stabil coinlerde ve kripto piyasasıyla uğraşmaya devam edecek. Çünkü buradan gelir kaynakları var. Gelir kaynakları var. Ekstra buraya girmesini istemediği kendi gelir kaynakları da var. Nedir bu? Özel sermaye şirketleri ve emeklilik fonlarının kripto para şirketleriyle ortaklık yapmasını istemiyor. Bunu istememesinin nedeni hali hazırda düzenlemeler olmadığı için buralarda yaşanacak gelişmelerin aslında bir nevi kendi cebinden farklı bir yere para akışı ya da kontrol edilemeyen, daha zor kontrol edilebilen bir kuruma, bir şirkete para akışı olması. Bunu bu şekilde olmasını desteklemiyor ve istemiyor. Yani burada tamamen çıkarcı bir durum söz konusu. Haricinde ne diyebiliriz bu konu hakkında? Bu konu hakkında son diyeceğim şey şudur. İnsanlar kafaya girmesin. Ben bir USD ile Bitcoin aldım, şimdi ne olacak? Hayır arkadaşlar, sizin kullandığınız ana parite e, BUSD olabilir. BUSD ile alım yapmış olabilirsiniz. Benim size tavsiyem elinizdeki BUSD'leri yavaş yavaş diğer stabil coin'lere ya da kriptolara dönüştürün. Ya da USD'ye yani dolara dönüştürün. Bakın Tether demiyorum. Tether dolara sabitlenmiş bir stabil coin. Ancak USD doların kendisi. Bu şekilde birimleri dönüştürerek saklamaya devam edin. Sadece bitcoin'inizi satacağınız zaman bitcoin BUSD'de satıp elinize BUSD geçmesin. USDT, USDC ya da e, diğer birim olan doların kendisi olan USD paritesine geçerek bu işlemleri tamamlayın. Bu krizden en küçük zararla atlatmanız gereken bölüm burası. Haricinde eğer ki büyük krizlere neden olur, menkul kıymet olarak atfedilir ve bu ünvanı alırsa kripto para piyasasında farklı bir gerçeklik konuşulur. O yüzden bu gelmeden siz kendinizi koruyun. Asıl zarar aslında genel piyasaya o zaman olacaktır. Umarım öyle bir senaryoda mantıklı bir konumda olunur ve mantıklı hamleler yapılarak kötü senaryoların önü kesilmiş olur diye ümit ediyorum. Ve size de şunu söylemek istiyorum. Bu gelişmelerin hepsini Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Telegram kanalının linklerini de hemen videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Burada indirimleri, referans linkleri de var. Telegram kanalına mutlaka katılın ki haberlerden anında bilgi sahibi olun. Bugün bir video daha gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, tüfe rakamları açıklandı ve beklentiyle ters bir oranda açıklandı. Bunlara da değineceğim. Videoyu beğenip kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Yorum yaptığınızda yorumlarınızı teker teker okuyorum. Ve bir sonraki videoda değerlendireceğime dair söz verdim. O yüzden kafanıza takılan herhangi bir şeyi mutlaka yorumlarda belirtin hepsini teker teker okuyup bir sonraki videoda mantıklı bulduklarıma yer vereceğim. Bunu da söylemiş olayım. Bir sonraki videoyu beklemede kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.